Welcome to my YouTube channel again. Arkadaşlar yeniden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle aslında hem en sevdiğim hem de en sevmediğim kısma geldik. Hem konularımızı bitirdik, kelimelerimizi ekledik. Hem de artık LGS grubunun son birkaç videosu hariç sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 11 video olması lazım şu an LGS grubunda. Onun haricinde de ben size bahsetmiştim zaten her videoda. Again and again, repeat and repeat. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Ne yapacağız biz LGS'de 10'da 10 yapmanın püf noktaları ve çıkma ihtimali olan kelimeler. Ayrıca da soru çözüm metotları gibi bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi son ünitemizin son kelimelerine gelelim. İlk etapta arkadaşlar ünitemiz neydi? The internet ünitesiydi. Yani internet ünitesiydi. Aslında eğer bilgisayar, telefon kullananlarınız varsa aranızda bu ünite sizin için çok daha kolay olacak. Ve benim size bir tavsiyem var arkadaşlar. Ben İngilizceyi ilk öğrendiğim zaman telefonumu direkt İngilizceye çevirmiştim. Nasıl İngilizceye çevirmiştim? Mesela mesaj gönder yerine send message kısmı vardı bende. İşte mesaj yaz kısmında text message kısmı vardı. Ya da atıyorum mesela WhatsApp'ta çevrim içi yerine konuştuğum kişinin ne yazıyordu? Online yazıyordu. İşte yazıyor yerine tepede bir typing kısmı oluyordu arkadaşlar. Eğer ki telefonunuz İngilizce kullandıysanız ya da bundan sonra kullanmayı denerseniz arkadaşlar bu ünite sizin için hakikaten kolay olacak kelime anlamında. Şimdi ilk olarak do online shopping. Do online shopping'den kastı nedir? Çevrim içi alışveriş yapmak, yani online alışveriş yapmak, internetten alışveriş yapmak diye söyleyebiliriz. Search the information. Ne yapmak diyor? Bilgi araştırmak, bilgi aramak. Mesela yanına en çok nereden bilgi arıyorsunuz? Google'dan daha çok tercih ediyorsunuz. Chat. Chat'i daha önceki kelime videolarımızda da söylemiştik. Chat sohbet etmek demek. Mesela ne demiştik? Chat with friends. Arkadaşlarla sohbet etmek. Chat with family de diyebiliriz. Arkadaşlar download. Download indirmek demek. Genellikle mesela bir belge indirdiğiniz zaman, bir oyun indirdiğiniz zaman size şöyle bir tuş çıkıyor. Hatta yeşil oluyor genellikle. Download diyor. Yani indirin diyor. Gel gelelim search. Search yukarıda bahsettiğim gibi search arkadaşlar araştırmak demek. Attach. Attach. Ben şöyle çizmeye çalışayım ama çok çizebilir miyim emin değilim. Şöyle bir ibare var. Türkçedeki attach, attach var ya. Attach da yine buradan geliyor. Mesela ben size bir e-mail göndereceğim. E-mailime ben attach yapıyorum. Davetiyenin fotoğrafını atıyorum. Mesela düğün davetiyemi göndereceğim. İşte gelirseniz çok mutlu olurum yazıyorum. Bir de attach yapıyorum. Yani ekliyorum neyi? Davetiyemin görüntüsünü. Attach eklemek demek. Ne yapıyorsunuz? Siz attach'la zaten arkadaşlar sayfaları birbirine ekliyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Eklemek. Expire date genellikle kredi kartlarının son kısmında ya da baş kısmında da olabiliyor, ön kısmında. Expire date geçerlilik süresi demek. Mesela benim kredi kartımın geçerlilik süresi 2025 Aralık'ta bitiyor mesela. Expire date. Bir diğer mean. Mean arkadaşlar hatırlayanınız vardır. İlk ünitemizde sıfatlar konusunda mean ne anlama geliyordu sıfat olarak? Cimri anlamına geliyordu. Fakat burada anlamına gelmek anlamında kullanılıyor. Anlamına gelmek anlamında kullanılıyor. In other words, arkadaşlar başka bir deyişle demek. Mesela ben size bir şey anlatıyorum. Söylüyorum ki işte başka bir deyişle şu demek gibi söyleyebiliriz. Explain, açıklamak. Mesela ben şöyle derse geç geliyor öğrenciler. Hocam diyor işte izin verirseniz söyleyeceğim ya da derse gireceğim diyor, tamam mı? Ne diyorum ben mesela, explain'ine izin veriyorsam, açıklamasına izin veriyorsam, açıklıyor. Hocam diyor çok top oynadım, yoruldum, derse geç kaldım. Ya da hocam tuvalete gitmiştim, geç kaldım. Hocam teneffüs çok kısa, o yüzden geç kaldım. Onlar bana birer ne yapıyorlar? Explanation yapıyorlar, açıklama. Arkadaşlar account hesap demek. Mesela Facebook hesabınız var, işte Instagram hesabınız var, işte tüm YouTube hesabınız var. Mesela benim YouTube hesabımın ismi ne? Your teacher diyebiliriz arkadaşlar. Comment, yorum demek. Ben size hep ne diyorum? Eğer ki arkadaşlar diyorum bir sıkıntınız olursa, sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey olursa comment yapın. Comment. Comment, yorum yapın diyebiliriz. Arkadaşlar file, dosya demek. Mesela eğer bilgisayarınız ya da işte tüm yine telefonunuz İngilizce konuşuyorsanız işte dosyalar kısmına tıkladığınızda seçenekleri görürsünüz. Mesela indirilenler, bunlar direkt file. Screen. Screen ekran demek arkadaşlar. Telefonunuzun ekranında screen'dir. Televizyonun ekranında screen'dir. Ya da bilgisayarınızın, computer'ınızın ekranına da yine screen diyebiliriz.
Bir diğeri user. User kullanıcı demek. Yine arkadaşlar ben mesela Instagram'ımı yabancı yani İngilizce kullanıyorum. Bana kullanıcı adı nedir diye sormuyor. Username'iniz nedir diye soruyor. Username kullanıcı ismi. User kullanıcı. Şimdi şurada ise benim gerçekten sevdiğim, bilmiyorum siz seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Abbreviation diye geçiyor. Kısaltmalarımız var. Ben çok keyif alıyorum. Kitapta da yine bunları vermişti arkadaşlar. O yüzden ben size söyleyeyim. Başlayalım bakalım. ASAP diye yazılır. As soon as possible'ın kısaltılmış halidir. Anlamı da as soon as possible, ASAP en kısa sürede. THX şeklinde yazılır arkadaşlar. Thanks der, yani teşekkür ederim. Bir diğeri BTW diye yazılıyor. BTW, by the way, yani bu arada demek arkadaşlar. Görüşürüz. GR8, yani great, yani harika arkadaşlar. NNP, no problem demek arkadaşlar. Aslında bunlar baş harflerinden, kelimelerden ya da rakamlardan yardım alarak kısaltma yapılan kelime gruplar. İşte, oh my god, oh my god, OMG. Arkadaşlar oh my god demek. Yani aman Allah'ım ben bunu çok kullanıyorum. Oh my god. Yani oh my god da diyebiliyoruz. Take care. TNK. Take care. Ne demek? Kendine iyi bak. Tonight. Burada to'nun İngilizce yazılışından bahsetmiş. Tonight. Bu gece demek arkadaşlar. Lots of love. Sevgilerimle. İşte bir sürü sevgilim falan filan. See you. See and you. See you. Zaten telaffuzu İngilizce alfabesindeki telaffuzuna göre çıkıyor. See you. Görüşürüz. Get well soon ise arkadaşlar geçmiş olsun anlamında kullanılıyor. Arkadaşlar bu ünitemizin kelimeleri de bu kadardı. Bu videomuzla size bir goodbye diyorum. And take care of yourself. Kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi şimdilik LGS'yi bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey LGS'de 10'da 10 yapmanın püf noktaları ve bunun benzeri 1-2 videoyla LGS'yi tamamen bitiriyoruz. Dediğim gibi takip edebilirsiniz. Takip ederseniz gelen videolardan daha çok takip edip derken de burada abone olmaktan bahsediyorum. Follower değil. Bu Instagram veya diğer social networkler değil. Abone olursanız sayfanıza daha çabuk düşer. Ve ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Alt kısmına abone olabilirsiniz. Videoları takip edebilirsiniz. Lütfen eklediğim iletilerdeki linkleri tıklıyorsunuz. Oradan worksheetlerinizi yapıyorsunuz. Sorularınızı alta bırakıyorsunuz. Şikayetlerinizi, isteklerinizi, artılarınızı, eksilerinizi bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Kübra Hoca sizinle LGS'yi bitirdi. Şimdi dediğim gibi LGS püf noktalarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Goodbye.